Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan yol haritası başlıyor. Batıdaki kilit kurucu kavramlara bizde karşılık arıyor. Yani kültüre karşılık arıyor. Niye? Onu yok saysana. Yani çağ tanı ama tanımadığını ilan et. O cümleyi kurmak için heyecanlanıyorum. Onu da söyleyeyim. Çok ciddi bir şekilde bu kitap Türkçenin en önemli kitabıdır. Türkçenin şahikasıdır, zirvesidir bu ülke. Evet, May Mecra'nın çok değerli seyircileri, Yol Haritası programının yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Bu hafta semasının yıldızlarından bir düşünürümüzü, Cem Meriç'i ele almaya çalışacağız. Yani bu kısa süre içinde Cem Meriç'le ilgili bir iki cümle kurmaya çalışacağım. Cem Meriç, ilginç bir özelliği var. Nevi şahsına münhasır. Yani Cem Meriç'in kurulabilecek ilk cümle o olabilir. Birincisi belki de mutlaka yani o cümleyi kurmak için heyecanlanıyorum. Onu da söyleyeyim. Çok ciddi bir şekilde bu kitap Türkçenin en önemli kitabıdır. Türkçenin şahikasıdır, zirvesidir bu ülke. Yani döne döne sema dercesine, ibadet yaparcasına tırnak içinde tabii ki okunacak bir kitap. Yani bu ülke bir şiir aslında, bir şiir kitap aslında. Yani baştan sona aslında bir destan, bu toplumun yaşadığı trajikomediyi anlatan aynı zamanda, bu toplumun karşı karşıya kaldığı, Cumhuriyet döneminde özellikle sürüklendiği çıkmaz sokakları bir şekilde teker teker yoklayan, dolayısıyla kavramsal temizlik yaptıran bir kitap. Yani entelektüel olarak fikir, tarih açısından, çağdaş Türk düşüncesi açısından baktığımızda bizim yaşadığımız serüvenin, batılılaşma serüveninin bizi nasıl çıkmaz sokaklara götürdüğünü çok enfes bir şekilde, çarpıcı bir dille anlatan, aynı zamanda belki de Türkiye'de ilk defa tam anlamıyla kavramsal temizlik yaparak zihin haritalarımızı daha arı duru, daha tertemiz, daha bu topraklara özgü ve hatta evrensel aynı zamanda hale getiren bir çalışma. Yani bütün Cemil Meriç'in çabasını bu çerçevede değerlendirmek gerekebilir. Cemil Meriç, Türkçe'yi yeniden kuran adam diyebiliriz. Türkçe'yi özellikle düz yazıda yeniden kuran adam, Türkçe'yi düz yazıda şiirleştiren adam aynı zamanda. Yani bu şu demek, aslında büyük düşünürler aslında üslup sahibi olan insanlardır. Daha doğrusu cümleyi şöyle kuralım. Aslında üslup sahibi olan insanlar düşünce üretebilir. Yani Cemil Meriç'in yaptığı şey o. Yani bir şekilde kendi üslubunu geliştirmiş, kendi dilini kurmuş, ifade biçimini kurmuş. Dolayısıyla kendi dünyasını da, düşünce dünyasını da o açıdan çarpıcı bir şekilde ifade edebilmiş ve gelecek kuşaklara aktarabilmiş biri Cemil Meriç. Yani burada Cemil Meriç'le ilgili kurulabilecek özellikle güzel cümleler var. Mesela bunu paylaşayım. Kurulan bir iki cümle var. Mesela Ömer Öztürkmen 1974'te kitap yayınlandığında bir tanıtım yazısı yazmış. Orada kurduğu cümle var. Güzel cümle, hoşuma gitti. Diyor ki bu ülke 150 yıldan beri bir sarallar kafilesi halinde sara. Kendi kültür ve medeniyetlerinden kopup batıya sığınan Tanzimat ve Cumhuriyet devrim aydınlarının hazin macerasıdır. Hazin macerasıdır. Bu kitap 150 yıl sonra da olsa Türk düşüncesinin haysiyetini kurtarmıştır. Bu çok önemli bir cümle. Türk düşün 150 yıl çünkü bir kopuş var orada. Yani medeniyetin bir kesinti yaşadığını görüyoruz. O yüzden haysiyetin bir şekilde iade edildiğini söylüyor. Bu ülke harikulade bir üslup, temiz ve sağlam Türkçesiyle Türk nesrinde Cumhuriyet devrinin bir şaheser olarak övülmeye değer bir eser. Türk düşünce tarihi ise
bu kitapla bir haysiyet mücadelesi vermiştir diyor falan. Yani bu açıdan söylediği şey Ömer Öztürkmen'in doğru. Yani bence hiçbir şekilde tartışılmayacak kadar önemli bir şey söylüyor. Fakat bir şekilde Cemil Meriç'in hayatının dalgalı, fırtınalı olduğunu özellikle hatırlatmak gerekiyor. Çok büyük dönüşümler, köklü dönüşümler yaşıyor Cemil Meriç. Yani ilk gençlik yıllarında bayağı sosyalist. Yani bayağı ciddi bir sosyalist şey var. Burada özellikle Hatay'da, Hataylı Cemil Meriç. Yani özellikle henüz Türkiye'ye geçmeden önce ilk gençlik yılları falan orada, hatta nahiye müdürü falan olarak görev falan veriliyor. Nahiye müdürü. Yani çok iyi Fransızca dersleri alıyor. Hocaları falan iyi. Okuduğu lisenin hocaları müthiş hocalar. Yani bayağı kaliteli bir Hatay var yani karşımızda. Orada iyi bir eğitim alıyor kendisi. Yani kabına sığmaz birisi. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Dolayısıyla kendisinin Türkiye'nin kaderini, entelektüel düşünce kaderini şekillendirebilecek insanlardan birisi olarak görüyor. İlk gençlik yıllarından itibaren böyle kendine ilişkin bir algı var. Oğlunun kitabın ön sözüne yazdığı, yani kitapta fazla müdahaleler var. Yani bu kitaplarında Cemil Meriç'in, bunu eleştiriyorum, şiddetle eleştiriyorum. Yani acayip şekilde normal ilk baskılarda Cemil Meriç'in kendi yayınladığı baskılarda olmayan metinler var. Bazı metinleri çıkarıyor, kitapları yeniden düzenliyor. Bu çok yanlış bir şey. Yani bu olmaz. Yani bunu kabul etmiyorum. Yayıncılık açısından çok sakat bir şey. Cemil Meriç'le ilgili kendi babasıyla ilgili kurduğu ilginç cümleler var. Diyor ki karşımızda yalnız, tedirgin ve küstah bir Cemil Meriç çıktığını görüyoruz diyor. Kısa okuyayım orayı. Yalnızdır, kitapların dünyasına sığınır. Tedirgindir, ne ateizm, ne sosyalizm, ne Türkçülük arayış içindeki bu zekayı tatmin etmekte, rahatlatmaktadır. Küstahtır, bulduğuna inandığı çözümlerle mağrur, etrafındakileri küçümsemektedir. Yani küstah deyince insanlar hemen pat diye şey yapabilir. Babasıyla ilgili nasıl bu kadar rahat cümle kuruyor diye, ama burada kesinlikle vurgulanması gereken, eleştirilmesi gereken şey kitaplarının eski haliyle, ilk yayınlandığı haliyle yayınlanmasında fayda var. Yani yeniden yayınlandığında bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Yani çünkü darmaduman etmiş kitapları. Yani mesela burada bir 100 sayfaya yakın bir giriş yazmış, sunuş. Abi ben Cemil Meriç'i okumak için alıyorum. Yani seni tanımıyorum ben de. Olmaz. Yani yayıncılık açısından iyi değil bu. İki, başka biri yazsın, oğlu yazmasın yani. Yani onu yazacaksa yani bir şekilde yani ülkenin önde gelen entelektüelleri, işte akademisyenleri falan yazsınlar yani. Bir şekilde kalemi olan insanlar yazsınlar. Şimdi aslında Cemil Meriç'in yaptığı en önemli şey Türk düşünce hayatında, yani Cemil Meriç'i düşünür olarak görmemiz gerekirse, kavramsal temizlik yapıyor. Yani Batı'yla ilişkilerimizi, entelektüel ilişkilerimizi bir şekilde yeniden gözden geçiriyor. Batılılaşma tecrübemizi çok enfes bir şekilde açıklıyor, tartışıyor. Ama Cemil Meriç'in bir düşünür olmadığını söyleyebileceğimiz bir yer de var. O da yani esas itibariyle bize bir şey söylemiyor yani Cemil Meriç. Yani bir fikri yok. İşte kültürden irfana. Yani önerdiği şey bu. Yani onun için dolduracak bir şey çıkmıyor. Yani külliyat çıkması lazım. Belki erken yani Cemil Meriç zamanında bunun erken olduğu söylenebilir. Çünkü henüz karşılaştığımız, bir şekilde hesaplaştığımız Batı uygarlığı ile ilişkimiz, yani bir hesaplaşma, bir yüzleşme ilişkimiz gerçekleşmiş değil. İlk defa belki de Cemil Meriç gibi, mesela Necip Fazıl'da Batı ile hesaplaşma yoktur. Tamam mı? Yani Necip Fazıl sadece bu ülkenin ruh köklerinden beslenebilecek öncü kuşakların yetiştirilmesi kaygısıyla nefes alıp veriyor. Cemil Meriç'in zamanında, yani bir kuşak sonrası diyebiliriz. Bir kuşak, iki kuşak belki. Bir kuşak. Yani zaten o kuşak geliyor. Yani Necip Fazıl'ın yetiştirdiği kuşak geliyor. Yani o kuşağın Batı'yla ilişkilerini, Batı'ya ilişkin algılarını, doğru yanlış algılama biçimlerini bir şekilde sahih bir zemine oturtuyor. Yani bunun altını özellikle çizebiliriz.
Peki Cemil Meriç ile ilgili kesinlikle vurgulanması gereken bir şey var. Cemil Meriç'in ille de sosyalizme yamanması, sola yamanması falan gibi bir şey var, çaba var. Bunu şiddetle kınıyorum. Yani Cemil Meriç gibi Türkiye'nin batılaşma macerasıyla acayip bir şekilde derinlemesine hesaplaşmış, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları, acıları kendi şahsi biyografisinde, hayatında derinlemesine yaşamış birisini işte sosyalizmin, dolayısıyla kemalizmin bir şekilde bir tarafına eklemlemek olacak iş değil yani. Yani o tarihinde var ama terk ettiğini açıkça söylüyor. Yani sosyalizmin neden bu topraklarda bir karşılığının olmadığını çok enfes bir şekilde anlatan bir düşünür yani. Orada tam anlamıyla bir düşünürden bahsedebiliriz. Çünkü Batı düşüncesini çok iyi tanıyan birisi, Batı tarihini çok iyi tanıyan birisi. Belki de Türkiye'de Batı'yı bizim perspektifimizden, bu cümle önemli olabilir. Batı'yı bizim bu toprakların perspektifinden okuyan ilk büyük düşünür Cemil Meriç. Yani bunu söyleyebiliriz ama bizim önümüzü açabilecek ne sunuyor sorusuna cevap aradığımızda bu soruya çok kolay cevap veremediğimizi görüyoruz. Yani bir çaba var, yani çok ciddi bir çaba var. Mesela kültürden irfana diyor. Oradaki problem şu, yani bir şey önermiyor mu, haksızlık yapmıyor muyuz Cemil Meriç'e diye bir soru gelebilir burada. Yani izleyicilerden öyle bir soru gelebilir. Bu sorunun cevabı şu, hayır, yani ben haksızlık yapacak bir adam değilim, niye haksızlık yapayım? Ama hikaye şu, yani Cemil Meriç'in yaptığı şeylerden birisi önerme faslında şu, Batı'daki kilit kurucu kavramlara bizde karşılık arıyor. Yani kültüre karşılık arıyor. Niye? Onu yok saysana. Yani çağı tanı ama tanımadığını ilan et. Tamam mı? Yani kültürün karşılığı nedir diyor? İrfandır diyor. Ben de diyorum ki hikmettir. Yani ille de böyle bir şey yapacaksak filan. Yani bu, yani gene Batı'yı merkeze yerleştirdiğimiz anlamına gelir. Yani bir şekilde farkında olmadan bilinç altı bir mekanizmanın işlediğini söyleyebiliriz. Burada. Şimdi ben burada bu yazıdan epey bir kısmı okumak istiyorum. Cemil Meriç ile ilgili. 3 Cemil Meriç diye tecessüs, hakikat ve fikir adamı başlıktı. Yani bazı yerleri atlamaya çalışarak okumaya çalışayım. Yani bir insan ne kadar özene bezene yazdığı atlar kıyabilir onu bilmiyorum. Sekülerleştikçe kendi kuyusunu kazan Türkiye'nin düşünce dünyasına, zihnine, zihin yapısına şuur katan, bu önemli. Türkiye'yi şiir dilin kanatlarında yeni ufuklara taşıyan, Türk entelijansiyasının ahir zaman şövalyesidir Cemil Meriç. Fikir, sanat ve kültür hayatımızı donduran ve boğan, asırlık kas katı tabuları yıkan, bu ülkenin entelektüel hayatını çarmıha geren, zihni prangaları kıran, yel değirmenlerine karşı savaşan, yalnız ama yılmaz bir savaşçı. Mahşerin dört nala koşan, yalnız ve yılmaz atlısı. Cemil Meriç yaşadığı zaman diliminde anlaşılmadı. Taşlandı. Hatta burada bir şey anlatayım. İlginç bir anekdot bu. Hilmi Yavuz ilginç bir özür beyan etti. Yani yıllar sonra. Yani Cemil Meriç kitaplarını işte dönemin önemli yazarlarına, işte eleştirmenlerine falan gönderiyor. Yayın evleri gönderiyor. Bizzat kendi imzasıyla Hilmi Yavuz'a göndermiş. Hilmi Yavuz kendisine gönderilen kitaplarına ilişkin 11 yıl sonra ancak özür dileyerek şey veriyor, cevap veriyor. Tamam mı? Yani 11 yıl. Yani neden? Çünkü bir entelektüel işgal var, ambargo var. Türkiye'deki entelektüel hayat, entelektüel iktidar bir şekilde sol seküler çevreler tarafından kuşatılmış durumda, işgal edilmiş durumda. Dolayısıyla Cemil Meriç de yerli değirmenlere karşı, bu kuşatmaya karşı yarma harekatı gerçekleştiren bir öncü karşı tarafta. Dolayısıyla onunla ilgili yazı yazmak, ama muazzam bir adam. Yani müthiş Türkçenin zirvesi, hiç tartışmasız. Dolayısıyla böyle bir adamla ilgili yazı yazmak olacak iş değil yani. Dolayısıyla aforozu göze almak demek, yazmıyor. Bunu itiraf ediyor yani.
Allah'tan ki itiraf ediyor da yani ne kadar bir berbat bir durum yaşadığımız çıkıyor. Jim Merich yaşadığı zaman diliminde anlaşılamadı. Taşlandı. O yüzden yalnızlığa sığındı. Yalnızlığın ümmileştirici yani hem arındırıcı ve kurtarıcı hem de diri kılıcı ve diriltici kucağına. Şimdi anlaşıldı mı Cemil Merich peki? Bu önemli bir soru. Siz bu soru üzerinde düşüne durun. Bendeniz başka bir yerden sarsıcı bir tespitle devam edeyim. Cemil Merich'i anlama çabamıza demişim. Tarih yalnız adamların kanatlarında yükselir. Yalnız adamlar zor zamanlarda ateşten gömlek giyerler ve tarihin akışını değiştirirler. Bu tespiti Cemil Merich üzerinden biraz açalım demişim. Bu önemli. Çığır açan adamlar yaşadıkları çağda zaman diliminde anlaşılamazlar. Bu dünyada yaşamalarına rağmen bu dünyayı yaşamadıkları, içinde yaşadıkları çağı aşan çağrıları başka çağlara ve çağrılara ulaşan, insanlığa taze bir soluk üfleyecek ölçüde çağ açacak bir yerde durdukları için çağdaşları tarafından anlaşılamazlar. Yalnızlık kaderleridir. Yalnızlık Allah'ın bir lütfudur. Çığır açan hakikat adamlarına aslında. Yalnızlık ümmileşme yani çağın ağlarından, bağlarından, bağlamlarından, kavramlarından ve dünyasından arınma çabasını hızlandırır. Hakikat adamlarını başka çağlara, başka çağrılara ulaştırır. Çağrısı çağını kuracak diri ve diriltici bir yolculuğa çıkarır. Gürültü hakikatin üstünü örter. Giderek hakikati boğar ve düşünceyi öldürür. Düşünce kalbe düşünce meyve verir çünkü. Düşünce sessizlikte yeşerir, sessizlikte çiçeklenir. O yüzden fikir adamları yalnızlığı yani kalbin yurdu, sessizliği, ümmileşme yolculuğunu yolları bilirler. Geldiğimiz noktada entelektüel melekeleri tarumar olmuş, hayat damarları kurumuş, Batı kültürünün posası çıkmış ürünlerini kör kütük tepe tepe tüketmekten ve esen rüzgarların önünde sürüklenmekten başka bir şey yapamayan zavallı bir entelijansiyası var bu ülkenin. Celladına aşık bir garpzede, tasmalı çekirge. O yüzden kaygan zeminlerde patinaj yapıyoruz iki asırdır. Batıyı da kendimizi yani İslam'ı da hakkıyla tanıyabilecek zihinden de, zeminden de, zamandan da mahrum olduğumuz için. 3 Cemil Merich meselesi. Tecessüs adamı, hakikat adamı ve fikir adamı. İşte Cemil Merich hem çağı hem de kendimizi tanıma konusunda zihin ve ufuk açıcı bir düşünme çabası ortaya koyan düşünce semamızın nadide yıldızlarından biri. 3 Cemil Merich var. Düşünce semamızı açan, zenginleştiren. 1. Cemil Merich, yılmak ve yorulmak nedir demeden bütün kıtalarda, bütün dünyalarda, dünyanın bütün düşünce, sanat ve ahlak ufuklarında yorucu ama doyurucu, kanatlandırıcı ve bir o kadar da umutlandırıcı, ufuk ve zihin açıcı bir keşif yolculuğuna çıkan benzersiz bir tecessüs adamı. 2. Cemil Merich, sığlığın geçer akçe olduğu bir ülkede sığlığa prim vermeyen bir hazine avcısı. Keşfedilmemiş kıtalarda onca fırtınaya, dondurucu kara kışa rağmen yolculuk yapan, tecessüsü sınır tanımayan, hakikatin izini sürmek için onca çileye, ızdıraba katlanmaktan kaçınmayan eşsiz bir hakikat adamı. 3. Cemil Merich, siyasaya, piyasaya teslim olmayan, hiçbir kınacının kınamasını aldırmadan hakikatin yalnızca eskimez, pörsümez, keşfedilmeyi bekleyen hakikatin önündeki çakıl taşlarını temizleyerek dalga kıran, bizi yepyeni bir hakikat yolculuğuna çıkaracak yapı taşlarını döşeyerek dalga kuran, bu dünyada yaşayan ama bu dünyayı yaşamayan, ön alan, ön açan, çağrısı çağını kuracak bir öncü kuşağı hazırlamak için gecesini gündüz yapan, gündüzünü gece yapan, her hal ve şartta hakikatin izini süren engin bir fikir adamı. Cemil Merich'i anlayan ve açan, Cemil Merich'i anlayan ve aşan öncü kuşakların yetişeceği ümidiyle
saygıyla ve şükranla anıyorum düşünce dünyamızın bu yılmaz ve yalnız şövalyesini diyerek bitiriyorum. Şöyle, işin ilginç tarafı şu, belki üzerinde kapanması gereken meselelerden birisi şu. Cemil Meriç'in izini süren insanlar yok. Yani bu önemli bir şey. Yani Cemil Meriç'in işte Necip Fazıl'da olduğu gibi bir şekilde izini süren, bıraktığı yerden bir şekilde yolculuğunu, fikir yolculuğunu devam ettiren insanların, yani o anlamda Cemil Meriç'ten beslenen insanların olmadığını, bunun çok üzücü olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Aynı şeyi sadece Cemil Meriç'i söylemiyoruz. Aynı şeyi, yani bunu sadece Cemil Meriç'i söylemiyoruz. Aynı şeyi mesela Nurettin Topçu için de söyleyebiliriz. Yani Nurettin Topçu'nun izinden giden işte fikir dünyasında bir şekilde, yani Nurettin Topçu'nun üstüne işte bir şeyler söylemeye çalışan insanlar yok. Yani Nurettin Topçu'nun yaptığı yolculukta falan. Bu Türkiye'nin aslında düşünce dünyasının kısır olduğunu, çok acayip bir şekilde kısır olduğunu göstermesi açısından üzücü, tedirgin edici. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Çelikler Holding'in katkılarıyla hazırlanan yol haritası sona erdi.